Yeni bir El Adalıklı Karı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyoruz. Evet doğru. Mevsimsel hava değişikliğinden dolayı genelde gittiğim avların hepsi kısır olmaya başladı. Zaten yaşadığımız bölgede de biliyorsunuz az çok. Çeşitli balık popülasyonu yok. Sizler için gene en iyilerini çıkarmaya çalışıyorum. Talihsiz geçen bir olay oldu tabii. Maalesef. Derelerde kullandığım 2.8 LRF kamışım. Arabanın bagajına sıkışarak kırılmak zorunda kaldı. Bunun tamirinden bahsedeceğim size biraz ama şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar çok basit tamir edilebilir. Yani eski %100 performansı olur mu? Olmayabilir. Ama sonuçta çöp atmanıza kesinlikle gerek yok. Gösterdiğim sistemde belki bilenler vardır. Mutlaka yapanlar da vardır. Bunların tamirini yapan çok. Ama bilmeyen arkadaşlar için umarım yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, iki parça olan setim şu anda üç parçaya bölünmüş durumda. Zengin arkadaşlarımız bunları atıyor. Neden? Kullanılmaz olduğunu düşünüyor. Biz fakir fukarayız arkadaşlar, yani yanlış anlamayın, yani bunları tamir etmezsek bir daha balık tutmaya gidemeyiz. Biz çok para kazanan bir insan değiliz yani. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bunun bir tamirine geçelim. Detaylı size anlatayım. Umarım yararlı bir video olur sizler için. Ama gitmediğimizde böyle aktiviteler yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bu arada hoşunuza gittiyse veyahut da yararlı olduysa bir beğeni hor görmeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Şöyle bir gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben bunu biraz kuruttum. Sertleşmesi için. Ne diye sorarsanız arkadaşlar, erik dalından bir fide. Esnek ve kolay kırılmadığını düşünüyorum açıkçası. Tabii siz bunu daha dolgulu bir ağaçtan yapabilirsiniz. Özellikle çam olarak düşünüyorum. Müthiş olur ama yontmanız lazım tabii. Ben şu anda elimde bunu bulduğum için basit yan tarafta indim bahçeden, hemen kırdım geldim yani. Bir adet dolgu tamamlayıcı ve 3 parçalık bir kamışımız. Gerçekten çok üzüldüm. Yaklaşık bir 4 yıldır falan kullanıyordum Daiwa Crosswire. Ama talihsiz bir olay bizi çok üzdü. Benim kamışım şu şekilde kırıldı. Görüyorsunuz. Herhangi bir patlama çatlama gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Şu boyda bir dal parçası kullanmak istedim. Sebebi ise de arkadaşlar, ölçerek yaptım bunu. Özellikle sizin de ölçmenizi tavsiye ederim. Benimkisi aslında kolay bir tamir edilecek sistemde kırıldığı için çok basit gelebilecek. Bazı şu boğumlardan da kırılabilir fincan dibinden. Bu biraz daha sizi zorlayabilir. Bunu biraz daha bu konuyla ilgili profesyonel olanlara yaptırabilirsiniz veyahut da üst parçanızı tekrardan alabilirsiniz. Satan bayiler bulunmakta. Şimdi arkadaşlar, şuradan ben tam ölçülü yaptığım için şurada bir boğum olduğu için arkadaşlar, şuraya sabitlediğimde daha fazla ileri gitmiyor. Çok zorlamam lazım. Çünkü çok zorlarsam da muhtemelen buradan patlatacağım. Çünkü inceden kalına doğru olduğu için kalmışlarımız, ben de ona göre eğim vererek, birazdan meyil vererek, yontarak arka bölgeyi biraz da kalın bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yapısı bu şekilde. Sonra şöyle bir takıyoruz. Taktığımızda gördüğünüz gibi şöyle bir göstereyim. Herhangi bir çatlak tabii ki gözüküyor gözle görüldüğünüzde. Ama sizin kamışınızı bu sistemde yaparsanız içine dolgu yaptığınızda daha çok güçlenecektir. İçine dolgu yaptım. Neden? Çünkü kamışımız kırıldığı için güç vermemiz gerekiyor bu sistemde. Güç verirseniz epeyce uzun bir süre daha tekrardan bunu kırılmadan kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, esneme payı şu anda kalmadı. Ben bunun içine dolguyla yapıştırdığımda hiç esneme payı kalmayacak. Daha güçlü bir kamış haline gelecek. Görüyorsunuz, pek fazla zorladığımda normal olarak esiyor. Zaten buraları yaptığınızda da normalde esner. Evde karadan dayak yemek istemiyorsanız mutlaka şöyle bir havlu kullanmanızı tercih edin yani arkadaşlar. Yoksa dayak yersiniz. Bakın böyle bir havlu kullanın. Çünkü yapıştırıcı bir masaya yapıştığında cerevesini siz çekeceksiniz.
Şöyle güzelce bandırarak bu biraz fazla oldu. Bunun kamıştan zaten fazlasını alacağız. Önemli olan içine biraz da olsun nebze gitmesi. Bir peçete yardımıyla bunu alacağız. Evet, ilk bölmemize şöyle içine dolguları girecek şekilde arkadaşlar. Şöyle ileri geri yaparsanız iyice içeriye yapıştırıcı aktarabilirsiniz. Güzelce. Acele etmeyin. Direkt paldır küldür şey yapmayın. Zaten yapıştırıcı hemen donan bir yapıştırıcı değil. Evet. Tam noktamıza geldik. Sonra arkadaşlar bunun ben fazlasını şöyle alacağım. Peçete yardımıyla yaparsanız peçetenizde yapışabilir. Zaten şuralara kullanacağımız için mecburi geri almadan yapabiliriz. Evet. İkinci parçamıza geçiyoruz. Bu taraf biraz da arkadaşlar bol olduğu için içi daha rahat bir şekilde yapıştırıcıyı içeri alabilirsiniz. Evet. Şu anda tam anlamıyla oturtturdum. Kalan fazla parçam yapıştırıcım üstünde kaldı. Bunu şöyle güzelce gezdiriniz. Bu yavaş yavaş donacaktır. Erken donmaz. Şöyle iyice üstüne yedirin. Aradaki çatlağı doldursun. Amacı bunun zaten dolgu yapıştırıcısı. Bol bol geniş geniş sürebilirsiniz. Önemli olan oradaki fazlalığı kaybetmek zaten sizin içiniz. Hem de görsel hiçbir şekilde size yansımayacak. Yeni gibi olacak, yeni gibi. Evet. İyice çatlakları doldurdum. Şu anda komple çatlakları hiçbir şekilde bir şey kalmadı. Bunu bir gün 24 saat kurutmanıza fayda var. Çünkü içi de donacağı için arkadaşlar 24 saat kurutmanıza fayda var. Ondan sonra direkt ava gidebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabi eskisi gibi birebir aynısı olacak mı? Tabii ki olmaz. Kesinlikle olmaz. Çünkü kırılan bir kalbi bile hiçbir zaman düzeltemiyorsunuz. Bunu da orijinali gibi asla düzeltemezsiniz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Ben güzel bilgiler aktardığıma inanıyorum. Artık şununla gelecek videoda size av yapacağım. Kamış yerini teşhis etmiş oluruz. Biraz hor kullanırız. Kırılırsa kırılsın ya. Zengin adamız dermişim gibisine. Aldanmayın. Ben bir fakirim arkadaşlar. Bir el uzatın bana. Tabii, şaka yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım sizlere yararlı bir video olmuştur. Ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Daha önce böyle çok tamirler yaptık. Çünkü biliyorsunuz maddi durumlar elverişli olmayabiliyor. Dolar almış başını gidiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Ne kadar çok üretirseniz o kadar çok kazanırsınız demişler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bilmeyenler arkadaşlarıma, hobidaşlarıma, canlarıma, ciğerlerime yararlı olmuştur. Bir like atar mısın? Bir like atarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.